Ya bizim yediğimiz golde çok fazla açıdan izleme imkanımız olmadı. Yani niye öyle oldu onu da bilmiyorum. Sadece yani futbolcularımın beyanına benim inanmam gerekir. Yani orada bir müdahale olduğunu söylüyorlar. Hem pozisyon içinde olan arkadaşlarımız hem de pozisyona yakın olan arkadaşlarımız. Ama neticede yani ben de baktım pozisyona. Temas var gibi gözüküyor ama neticede hem Cüneyt Hoca'nın hem de bardaki arkadaşların birlikte verdiği bir karar. Çok fazla şey yapamıyorum. Yani üzerinde konuşmak istemiyorum. Hata varsa da hatalar insanlara mahsus. Yani ister saha içinde olsun, ister VAR'da görev yapan arkadaşlarımız da olsun. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birinin bu pozisyonda öyle karar vermesini biz saygıyla karşılıyoruz. Bizim penaltı pozisyonunu ben şey yapamadım, izleyemedim. Fakat yani ilk ceza alan içinde oyuncuların verdiği ilk tepki bunun bir penaltı olduğu şeklindeydi. Neticede Cüneyt Hoca geldi, izledi, hatta uzun izledi. O da aynı kanaatte olması gerekir ki penaltıyı verdi. Onun dışında yani benim söyleyeceğim bir şey yok ki izlemedim. Yani bizim penaltı pozisyonunu izlemedim. Hocam ikinci olarak da şunu sormak istiyorum. Pazartesi günü İzmir'de Fenerbahçeli yöneticilerle konuştuğunuz şeklinde haberler çıktı. Bu konuda siz bir şey söylemek ister misiniz? Sizin ağzınızdan bir şey duyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İsterim. Doğru söylüyorlar. Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldılar. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan eski ve yeni yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Dolayısıyla onlarla oturmam kadar doğal bir şey olamaz. Yani ne yapalım bundan sonra bize misafir olan tanıdık yöneticilerle oturmayalım, sohbet etmeyelim mi? Yani o bakımdan doğru oturdum tabii ki. Oturdum ama onun dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Zaten yani şu anda görevimin başındayım. Görevimin başında olduğum camiada sporculuk yıllarımda büyük mutluluklar, üzüntüler yaşamış bir insanım. Çok uzun yıllar. Buradaki görevim benim adıma son derece önemli. Bu görevi yani şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim. Hocam iyi akşamlar. Bursa Haber Gazetesi'nden Uğur Temel. Öncelikle ufak bir sistemle başlamak istiyorum. Maçın bitiminden yaklaşık bir saat geçti. Basın toplantısı için tüm medya mensubu arkadaşlarımız bekliyorlar. Yoğun İstanbul trafiğinde, soğuk ve yağışlı bir havada bizi beklettiniz. Bu sistemimizi lütfen kabul edin ben ve arkadaşlarım adına. Detay verip Galatasaray Kulübü'nden röportaja girmesi gereken 3. oyuncu oradaki atmosferden dolayı geç kaldı. Kesinlikle hocamdan kaynaklı bir şey değil. Bu açıklama için teşekkür ederim. Sayın Denizli, çok tartışacak bir penaltı pozisyonuyla 2 İstanbul deplasmanından birer puan aldınız. Geçen hafta Başakşehir maçında futbolun amiyane tabiriyle otobüsü kale önüne çekmiştiniz. Bu akşam ise ben puan almaya geldim stilinde bir oyun oynadınız. Altay'ın bu iniş ve çıkışı hafta hafta bazen de maç içerisinde oluyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi birinci soruya öncelikle cevap vereyim. Arkadaşlar maç bittikten yaklaşık 10 dakika sonra ben hem televizyondaki canlı yayına hem de buradaki basın toplantısına hazır vaziyette bekliyorum. Siz beklemediniz esasında, ben bekledim. Bunu belirtmek istedim. Bir diğeri evet 2 hafta arasında siyahla beyaz kadar fark vardı. Geçen hafta oynadığımız rakibimiz son haftalarda Türkiye'de en iyi futbol oynayan ve oynadığı futbolla da yaklaşık 5 hafta kazanan bir rakiple oynadık. Ve psikolojik olarak da o baskıyı kabul ettik. Yani benim o futbolla ilgili maçtan sonra da söyledim. Son derece hoş olmadığım bir görüntüydü. Bugün öyle değildi.
En azından Galatasaray gibi büyük bir rakibe karşı öyle bir savunma anlayışıyla oynamadık. Tam tersi, özellikle maçın sonunda yaptığımız hamleler de kazanmak üzereydi. Neticede bizim için bu son görüntü önemli. Önümüzdeki haftalarda taşıyabileceğimiz görüntü. Bu görüntüyü de taşıyacağız.